Allah aşkına almayın. Kavga edin, dövüş edin, boşayın, ne ederseniz edin. Onun hukukunu Allah size soracak, onu konuşmuyoruz. Altınını, bileziğini alamazsınız. Onu 70 kişi hediye etti ona, ne hakla alırsın? Bu ne hukuku çıkarır? Kadının zekat verip vermeme mesuliyetini çıkarır. Hatıra 2, önemli nokta 2. Hanefi mezhebinde kadının, evli olan kadının mameleki, yani envali, yani malları, parası var, dövizi var, altını var, gümüşü var, altın küpesi var, beş birliği var, var oğlu var, kocasından mehir aldı, parası var, kocasından alacağı mehiri var, bunlar kadının mülküdür. Bir kadın bu mülkün üstüne yeni bir gelir koyuyorsa, alnının teriğinden helal bir kazanç kazanıyor, babası öldü, mirası geldi, kayınvalidesinin aşkı geldi, bir 1000 mark verdi, kızım haşlan dedi şu parayı dedi, böylece bu gelin hanımın, kadının mülkü olur. Bileziklerini, altınlarını, paralarını, döviz dediğimiz mansuz, Avrupa'da olduğumuz için söylüyorum, markını bir araya getirip karıştığında 640 gram gümüş alabiliyorsa veya o değerde ise veya 96 gram altın değerinde ise o hanımın zekatı vermesi kendine farzdır. Hacca gitmesi kendine farzdır. Sadakayı, fıtırı vermesi kendine farzdır. Kocası, anası, babası, kayınvalidesi, kayınpederi onun yerine zekat veremez. Çünkü mal kimin elinde mülk sahibi ise zekat ona farz olmuştur. Benim tuttuğum oruç, benim hanımım benim orucuma sahip çıkamaz. Benim hanımın orucuna da ben sahip çıkamam. Tutmazsa ona vebal, tutarsa ona kar. Nasıl orucuna birbirimiz sahip çıkamıyoruz? Hac ve zekat meselesi de bunun gibidir. Şu halde bu miktar mülkü olan hanımlar sadakayı, fıtırını kendileri verecek. Zekatları kendileri verecek. Haclara gitme şartları, vücubu edasının şartları varsa, mahremi varsa, hacca da o hanım kendi parasından gidecek. Çünkü onun borcudur. Namaz borcu gibi, oruç borcu gibi onun borcudur. Bu mal elinde olduğundan borçlandı Allah'a. Deminden beri saydığım ahkamı Kur'an'ıya göre Allah o kadını imtihan ediyor. O kadın verecek bu hesabı, kıyıp kıyamamak. Bizimkiler ne yapıyor? Allah muhafaza koluna bir kere bir geçirirse bir daha çıkarmaya tüfek lazım. Çıkartamazsın gayrı. Ne zekat diye çıkarır, ne sadaka diye çıkarır, ne haç diye çıkarır, makineli tüfekle çıkaramazsın. Bu da olmadı hanımefendi. Bu da sana şıngırda şıngır, şıngırda şıngır, develerin çıngırağı gibi şıngırtı çıkarsın diye takmadılar. Bunu da çıkar Allah aşkına. Güzel dedim mi hoca? Hoca tasdik etti, Allah birdir, güzel dedim. Peki bu ne olacak? Hani Resulü Kibriya Aleyhisselam yemin etçi 3 şey var ki yemin ederim bu muhakkak çıkar. Birisi neydi? Zekat vermekle, sadaka vermekle mal eksilmez. Bir hanımın altını gümüşü varsa, tam dili diline 20 miskal altını olsa, birinci sene bir kere zekat verir, 5 miskalini verir. 20 miskal. 5 eder değil mi? 20 miskal yanlış mı dedim? 20 miskal altını 40'ta biri ne eder? 200 karıştırdım ya, dur. 40'ta biri. Ha. 96 gramı 40'a böl. 20 miskal yarım miskal. 96 gramı 40'a böl. 80 olsa 2 gram, 96 olunca 2-2,5 gram. 2-2,5 gram bu kadın eğer
tam 20 miskal ise altını, 96 gram ise 2-2,5 gramını bir kere zekat verir. Bu kadının hiç malı artmıyor. Kocası bir harçlık vermiyor, kayınvalidesi, kayınbabası vermiyor, kocasından mehir almadı, anasından babasından miras kalmadı veya kendi alnının terinden helalinden bir kazanç yapmadı. Seneye bu kadın bir daha zekat vermez ki. Ne oldu? Nisap miktarından aşağıya düştü. Ey yahu, 96 gramı Allah sana verdi, sen de 2,5 gramı ver Allah için yahu. 94'ü de sana kalsın, ne olur yani. Ama seneye 2-2,5 gramı verdin, dediğim yerlerden sana para geldi, altın eksildi ama parayla markına topladığında yine 96 gramın değerinde ise, seneye de yine zekat vermesi o hanımın üstüne vacip olur, kurban kesmesi de vacip olur. Burayı anlamayan kaldı mı? Pekala. 4 nisaba ulaşacaktı. 5 mülki tam olacak. Mülki tamı nasıl tarif etmiş ulema-i izam? Nisaba eren mal 96 gram veya 640 gram gümüş, malın mülkiyeti, mülkiyet yani tapusu, yani her türlü hukuku onun olacak, iki elinin içinde olacak. Demek kadının altınını, gümüşünü vermesi için mülk onun olacak. Kavga ettiğinde söküp alacaksa mülk onun olmaz. O zaman ona zekat gelmez. O zaman kayınbaba, kayınvalide sen ver bari, emanet takıyor gelin kız. Süsleniyor, süsü geline, malı altını eve. O zaman ona zekat lazım gelmez. E şimdi ne baba verir, ne gelin verir zekatı? O zaman hukuku ilahi ortada kalır. Şu halde 5. şartı, mülk gelinin olacak veya senin benim olacak. Sade gelin konuşup durmayalım. 2, o mal elimde olacak. Misal yapalım. Babası gelinin öldü. Benim babam vefat etti, geçmişlere rahmet olsun. Bana miras kaldı, geline de miras kaldı. Miras eline geçmediyse zekatını vermez. Değirmeni var, hanı var, hamamı var ama eline hiçbir şey geçmedi daha. Veyahut kocası 5000 mark mehir verecekti. Mehiri kağıda yazdı, kocası borçlandı. Mehir eline geçmediyse zekatını vermez. Veya mehirden 20 miskal kadar eline karşılığında geçtiyse onun 40'ta birini zekat verir. Ama mehir geçmediyse ne yapmaz gelin? Vermez. Bana miras geçmediyse veremem. Şu halde 5. şart, hem mülkün sahibi olacak hem de o mülk onun bizzat elinin içinde, kendi avucunun içinde olacak. Buna mülkü tam denilir. Satış muamelesi yapılıp ele alınmayan mal nisaba dahildir. Bir satış muamelesi yaptın, hükmünü verdin, mal eline geçmedi. Satış muamelesinde 20 miskal altın karşılığı, 96 gram altın karşılığında bir mülkü, ticaret malini aldıysan, muamelesini bitirdiyse zengin sayılır. Bu paranın bir kısmıyla ticaret malı satın alır. Fakat aldığı mal eline geçmeden sene dolmuş olursa, o takdirde satın aldığı mal ele geçmiş gibi kabul edilerek nisaba ulaşmış sayılır. Zekatı verilir. Sahih olanı da budur. Rehine verilen mal, bir alacak verecek meselesinden bir malı rehin koydun. Bu rehin koyunan malın zekatı nasıldır denilirse, rehin olarak bırakılan, henüz geri alınmayan bir mal, altın, gümüş de olsa zekatı gerekmez. Nisap rehin ile tamamlanıyorsa
O takdirde rehin gene alınıncaya kadar nisap alınmamız sayılır. Yani rehin ile 200 dirhem gümüş oluyor, 640 gram gümüş oluyor veya 96 gram altın oluyor. Rehin elime girer, nisap tamamlı oluyorsa 96 gram veya fazla 100 gram, 110 gram oluyorsa bu rehin eline geçtikten sonra zekat vermesi lazım gelir. Yolculuk halinde bulunan zekat, zatın zekatı malından uzaklaşmış ise hapse aldılar, götürdüler. Bir yolculuğa gitti, şöyle oldu, böyle oldu, hastaneye yattı, gitti, gelemedi. İlahir, bu zatın zekat vermesi lazım gelir mi? Zekat vermesi lazım gelir. Ya malının başındadır, mal eline geçmiyor, hapishanedir, sözü geçmiyor. Veyahut hastanedir, sözü geçmiyor. Ama yolculukta, gurbette olanın zekatı düşmez. Yani artık sen zekat verme, zenginsin ama bu sene verme denilmez. Hastanede, postanede, gurbette, nerede, askerde, nerede olursa olsun. Askere gitti oğlan, zengindi. Zekat verecek miktarı vardı, asker oldu. Askere gitmekle zekat vermesi düşmez. Yine askere gitsin, versin, verecek. Versin demeyelim, verecek. Hastaneye yattı, verecek. Amerika'ya amcasını görmeye gitti, yine zekatını verecek. Altıncı şart, zekat verebilmek için asıl ihtiyaçtan fazla olacak. Asli ihtiyaç, oturulan ev, elbise giyilen, evde kullanılan eşyalar, taksiler, atlar, develer, hizmetçiler, silahlar, nafakası insanın asli ihtiyacı sayılır. Elbise yazlık kışlık olmak üzere iki takım bulundurulması, yiyeceğin bir senelik, 6 ay veya 1 aylık bulunması, evdeki süs eşyalarının zümrüttür, yakuttur, incidir, küpedir, böyle incili, boncuklu şeydir, zekatı gerekmez. Ancak bir şartla gerekir, o mücevherattan, ziynet eşyasından, ticaret yapmak maksadı ile bulunduruyorsa, o ziynet eşyalarını alıp satan bir adam ise, o ziynet eşyalarından da ben bunları satarım, kar ederim diyerek niyetlenip ticaret yapıyorsa, bundan zekat vermesi, ziynet eşyalarından zekat vermesi lazım gelir. Estağfurullah, gelir. Şafii mezhebinde süs eşyasından asla zekat vermek icap etmez. Lüzumlu kitaplar, tezgah, fabrika, imalathanelerinin malları zekata tabi mallardan değildir. Fabrika ve imalathanelerde imalat için satın alınan ham madde, benzeri şeyler stok edilir de üzerinden bir sene geçerse zekatını vermek vacip olur. Bu kitap meselesi uzun uzun, Allahu Teala razı olsun, giyilmesine zekat bahsini el hediyeden okuyoruz. Giyilmesine ihtiyaç duyulan elbise, ev eşyası, oturacak evde zekat yoktur. Kitaplarda zekat yoktur. Artık kitapları bulunduran ticaret amacıyla değil de o kitaplara ehil olsun, yani alim gibi, anlayan gibi ehil olmasın, değişmez. Ancak şu kadar var ki, söz konusu kişi kitaplara ehil ise, yani o kitapların ilmini anlıyor, ondan ümmeti Muhammed'e kitap yazıyor, eser tercüme ediyor, sohbet ediyor, faydalandırıyor. Ehil ise, kitapların nisaba yetişmiş olsa da kendisi zekat alabilir. Demek kitapları zekat verecek kadar çok. Ama ehil olsun olmasın, kitabın çokluğu zekatı kabul etmeye, almaya mani değildir. Bazı ulemayı izam, bazı kitaplarda 3 takımdan fazlasının zekata tabi olduğunu söylemişler. Bunu okurken birkaç kitabı birden karıştırdım. Varılan netice, Nimetü İslam, bu mübarek ticareti, El Hediyetü'l Alaiye,
İslam fıkıhı gibi eserlerde kitaptan dolayı birkaç takım değilse, mesela tefsir 20 takım var, İhya-i Ulumiddin 15 takımı var, bir takımını okudun anladım ama 19 takımını ne saklarsın, bundan zekat verir demişler. Takım takım. İhya-i Ulumiddin bir takım, anladım ben okuyacağım bunu. 20 takım var benim evde, 19 takımının değeri diğer mallarla zekatı tutuyorsa o kitapları zekata katması icap eder. Takım fazlalığından dolayı, sayıdan değil. Evet efendim. Yalnız şu kadar var ki, söz konusu kitapların mütalaa ve müracaatına ihtiyaç duyulmuyorsa veya bir nusadan fazla ise zekat alamaz. Bura iki oldu hukuku. Zekat vermiyor da incelemiyor eserleri. Bir kitaptan da birkaç takım var, 10 takım, 20 takım var. Böyle bir hoca efendi veya bir mümin kardeşimiz zekat vermez ama zekatı alabilir. Çok varsa saydığımız gibi ise zekatı alamaz. Zekat almaya manidir. Eğer o şey nisap miktarını, elindeki kitaplar da nisap miktarını tutuyorsa. Ev eşyasına gelince, geçen sene bu konu mevzubahis oldu. Bir adamın İstanbul'da evi var. İş içinde Almanya yerleşmiş, evi orada da var. Burada halı kilimi, ev eşyası, buzdolabı var. Orada da halı kilimi, buzdolabı var. Şimdi bu adamın iki takım oldu evi. İstanbul'da evi var, Avrupa'ya gelmiş 3-5-10 sene yerleşmiş, burada da bir ev düzmüş, kapkacak, buzdolabı, tencere almış. İstanbul'a dönse evi hazır, orada da var. Ben bu meseleden, bu Trabzonlu bir hoca efendi geçen sene zekat konuştu, iki tane Trabzonlu hoca efendi, bunlara zekat vermek gerekir dedi. Beni korku aldı. 10 senedir Avrupa'dayım. Bizim İstanbul'da da ev var. İçinde de iki takım oldu ev şimdi. 10 senenin zekatını amanın ne yapacağım korktum. Veremezsem diye korktum. Nasıl veririm diye korkmadım da. Allah'ın hükmü bindi. Ne yapacağım veremezsem? Molla Sadreddin Yüksel Hoca Efendi'yle bizzat telefonda konuştum. Bu İstanbul'da ilmiyle ün yapmış çok meşhur bir hoca. Dedi Mehmet Efendi, o halı kilim İstanbul'daki evin eşyasını ticaret yapmak maksadıyla saklıyorsan zekat lazım gelir. Yok öyle bir şey yok da öylece duruyorsa lazım gelmez dedi. Böylece hükmünü öğrenmiş oldum. Şu halde senin evde kız var. İki de oğlun var. Üç tane de kızın var. Temsil yapıyoruz, ilimdir. Lazım iken kızından oğlu için 13 tane halı oldu. Buna ne lazım gelir? Ticaret yapmak niyeti yoksa ulemanın beyanına göre bu zata çeyiz için sakladığından zekat düşmez dedi hoca efendiler. Sen ne dersin hocam? Ben de hocayım dedin. Gel bakalım, bedava hocalık yok. Sen ne diyorsun bu işe? Sen de söyle bakalım. Şimdi ne yapacak bu gelin, kızına sakladı iki halı, evlenecek oğluna dört halı sakladı, üç tane eve serdi, yedi tane de sakladı, saklıyor ama maksadı kızını gelin edecek, oğluna söyle diyemedim, oğluna gelin alacak. Bu halılar ne lazım gelir? Onlara verecek efendim bunlara. Zekat lazım gelir mi? Belli onlara verecek. Zekat lazım gelir mi? Kitap önümüzde diyor. Hocamız da buyurduğumuz kitabın anladığım manasına iştirak etti. Allah hocadan da razı olsun. Hepimizden razı olsun. Ticaret etmek niyeti yoksa ben bunları kıza aldım. Şu iki halıyı da oğlanlara aldım. Ama fiyatları çok artarsa bunları sırasında satarım başka halı alırım diye niyet ettiyse o zaman zekat vermek lazım gelir. Yok bobin yaptı, kaldırdı halıyı, evlense tam o halıyı verecekse
ticarete sokmayacaksa, kara alışa verişe, ondan dolayı zekat lazım gelmez diyerek hoca efendiler ferman buyurdular. Kitapların hükmünde de fazla ev eşyasından, kitaptan, elbiseden böylece hükümlerini beyan buyurmuşlar. Yedinci şart. Tezgahlar, fabrikadaki imalathanedeki mallar, Allah-u Teala razı olsun, bunlar zekata tabi değildir. Al verelim deminkine. Onu aradım işte. Tezgah, fabrika, imalathanelerde kullanılan malların zekata tabi olup olamadığının bir iki misalini vereceğim. Kiralık evler, oteller, hamamlar. Evden dolayı zekat lazım gelmiyordu oturulan evler. Pekala, kiralık evler, oteller, hamamlar, fırıncının odunu, tuzu, nakil vasıtası, atların kavanozu, sandığı, rafı benzeri şeylerin zekatı nasıl olur? Aklımızda bir iki tane kalsın, onu anlatalım. Ticaret malı ne varsa cümlesinden zekat lazım gelir. Bunun misali Hazreti Ömer bin Abdülaziz radıyallahu teala anhu efendimiz zamanında bir misal var. Ebu Amir bin Hammas radıyallahu teala anhu hazretleri ikinci halife Ömer İbni Abdülaziz'den rivayetle şöyle buyuruyor. Ben deri satardım, çanak çömlek satardım. Cenabı Ömer İbni Abdülaziz yanımdan geçerken malının zekatını öde dedi. Ben de dedim ey müminlerin emiri, deriden çanaktan başka bir malım yok. Buyurdu, kıymeti nisap miktarını tutuyorsa çanak çömlek derinin zekat lazım gelir. Şu halde ticaret malından ne varsa elimizde muhakkak surette ticarette satılan ne cins malı olursa olsun zekata hepsini sokması lazım gelir. Peki bizim bu tekkede şimdi kitaplar var, dükkanda mallar var, bu nasıl olacak dersen, ben bunu da sordum Allah için. Bugün telefonla cevap aldım. Bu tekke kitabıyla dükkanıyla elektriğe, suya, yiyeceğe, kalorifere, umuma ait müminlerin menfaatine racih olduğundan, bir şahsın malı olmadığından bu kitaplara, şu dükkandaki mala zekat lazım gelmez buyuruldu. Ben dedim eyvah, şimdi bu biz kitap alıp satıyoruz, ticaret malı. Dükkanda elma satıyoruz, karpuz satıyoruz, makarna satıyoruz, pirinç satıyoruz. Ticaretten çanak çömlek ne alırsan zekatı var. Ne yapayım? Yetkili makamlara sordum. Umumun ümmeti Muhammed'in menfaatine hasredildiğinden, bunun kazancı tamamıyla elektriktir, sudur, hava gazıdır, çorbadır, pilavdır, kilimdir, bunlara almaya hasredildiğinden, bir şahsa menfaat olarak, mülk olarak taalluk etmediğinden, böyle bir mala umuma menfaatine taalluk etmiş, alışveriş yapan ticarethaneye zekat lazım gelmez bugün telefonla bildirdiler. Bunu da böylece bilin. Sen ne yapıyorsun dersen, beni ateş sardı iki üç gündür. Alo alo, İstanbullara telefonu açtım. Amanın filan hocaya sorun, amanın filan sorun. Cevap böyle geldi. Şu halde konuya dönüyorum. Ticarette ne alar satarsan, limon aldın, portakal aldın, kalem aldın, makarna aldın. Sene başında, sene sonunda sayım yapacaksın. Ortasındaki değişen miktar önemli değil. Senenin sonunda nisap miktarı mal elinde varsa bunu zekata tabi tutacaksın. 96 gram altın değerinde veya 640 gram gümüş değerindeyse ticaret için ne aldın sattın zekata tabi tutacaksın. Kıymetli taşlar, mücevheratları ticaret için aldıysan zekata girecek. Evde süs için ise zekata girmez. Önemli bir sual. Bir ibrik var. İbrik, altından ibrik, kendisinin ağırlığı 96 gram ama öyle bir işçilik nakışı var ki
150 gram kadar kıymeti var. Buna ne lazım gelir? Bir daha söyleyeyim. Evimizde bulunan süs eşyası altın, gümüş. Bir kendi ağırlığından değeri var. Bir de üstündeki sanattan değeri var. Kendi ağırlığı bu kadar. Halbuki sanattan değerliği bu kadar. Yani öyle işçilik yapmışlar ki sanat değeri fazla. Bunun zekatını verirken sanat karşılığımı vereceğim, altının ağırlığımı vereceğim. Ülemayı izam buna kıymetinden değil, ağırlığından vermek lazım geldiğine emir vermişler. Misal yapıyorum. Şu çok kıymetli bir süs eşyası altın. Kaç gram? 96 gram. Halbuki satsam bu 150 gramlık altın karşılığı para alıyor. Bunu 96 gram üstünden zekat vereceğim. Satmaktaki kıymetinden değil, altının kendi ağırlığının kıymetinden. Öyle bir gümüş var ki süsüne paha biçilmiyor. Kendi ağırlığı 640 gram, nisaba uydu, değeri 700 gram. 640 gram üzerinden nisaba gümüşü sokacağım. Üstündeki işçilik değerini artırmasına rağmen zekattaki birim kıymeti değil, ağırlığıyla ölçüldüğü için böylece muameleye tabi tutulacak. Bunu da anlamayan var mı? Bu da güzel bir sual. Kiralık evler, oteller satılık için değil de kirasından faydalanılıyorsa, otelim var, hanım var, hamamım var, efendim evim var iki tane, ben bunu alıp satan tüccar değilim. Yani ev alıyorum, ev satıyorum, hamam alıyorum, hamam satıyorum, mülk alıp mülk satıyorum. Buna ne denir bu adama? Ticaret. Mal alıp satan, mülk alıp satan. Bunlar zekata girer. Ama satmıyorum ben, kiralarından menfaatleniyorum, işletilmesinden, çalışmasından menfaatleniyorsam oteli çalıştırıyorum, hamamı da müşteri sokuyorum, evleri de kiraya veriyorum. Ne lazım gelir? O paralar yenildi, içildi, bir şey kalmadıysa bir sene sonraya zekat lazım gelmez. 20 tane otobüsüm var, çalışıp durur. 10 tane taksim, çalışıp durur. 10 taksinin getirdiği gelir, rızga gittiyse zekat lazım gelmez. Şu halde evin kiraları, dükkanın kiraları, yedim içtim geriye kaldı nisap miktarına varıyorsa, bunu diğer mallarımla birlikte toplayarak zekata tabi tutacağım. Yok, bu kirayı alıyorum yiyorum, alıyorum yiyorum, sene sonunda hiçbir şey kalmıyor veya kalanda zekat miktarı olmuyor. Bundan dolayı zekat lazım gelmez. Bir dükkancı dükkanında ticaret malı yanında dükkanın kendi kullanılan malı varsa ne lazım gelir? Satın aldığı çuvalı, urganı, kavanozları, rafları, efendim seleleri, sepetleri, el arabaları, hani içine eşya yükledik, bunlara zekat lazım gelmez. Çünkü alım satım niyetiyle değil, dükkanın ticaretine yardımcı olarak alındığı için zekata tabi tutulmaz. Fırıncının tuzu var 10 ton. Tuz almış, bir kamyon yığmış. 20 ton kömürü var. Kömüründen işleyen fırını olsun veya mazotu var. Odunu var. 2 tane kamyonu var. Ekmek dağıtıyor. Zekata tabi olmaz. Ama susamı var. Pide yapmaya 30 ton susam almış. Zekata tabi olur. Çünkü susam ticarete girer. Odun ticarete girmez. Mazota alıyor ama mazota alıp satmıyor ki fırıncı. İyi anlayın. Ekmek pişirmeye mazotu var 200 ton. Mazotu ekmeğinden alıp satmıyor ki, ekmeği pişiriyor. Ama susamı ekmeğe ekerek satıp alıyor. Ticarete girdiği için susam zekata girer, mazotu girmez. Kafadan atıp tutmayın, her şeyin hükmü var. Mahsus bunları okudum ki fırıncı değilsin, hükmünü bil ya, o oduna da lazım, susama da deme. Oduna lazım değil, susama lazım.
Ama bu fırıncının buğdayı unu söyleyin nisaba miktarına uyuyorsa zekat vermesi lazım gelir. Bunlar böylece misal olarak arz ettim ki ne yapacağız? Şimdi borçlara gelince nisaba erip senesi dolan mal borçtan fazla olmalıdır. Ne okuyorduk? Ümmeti Muhammed'in zekat vermesi için vücubunun şartları kimlere farz olurun şartını okuyorduk. 10 maddeydi. 7'ye geldik. 7 neymiş? Nisaba yani Allah'ın emrettiği ölçüye dolan senesi mal ve para olan ticaret malı veya diğer mallar borçtan fazla olmalıdır. Borç meselesi zekata tesir eder. Borç iki türlüdür müminler. Kullara karşı borçlar, Allah'a karşı borçlar. Kullara karşı borçlar ayrı bir borçtur. Allah'a karşı borçların zekata iştiraka ayrı bir borçtur. Zekatta iki türlü muameleye girer. Borç hangi türden olursa olsun kul hakkı sayılırsa ödenmesi gerekir. Bunun için borç, sen sağa baktın bir daha söyleyeyim dinle, iyi dinliyorsun. Borç hangi cinsten olursa olsun, vadeli borç, vadesiz borç, ne cins olursa olsun kul hakkı olarak ben o borcu o kula ödeyeceğim için zekata girer. Elimde bir miktar mal var, para da var. Önce malım param şu olsun, kullara karşı borcum da bu olsun. Bunu önce ayırıp bu malın içinden çıkaracağım. Borçluların hakkını vereceğim. Geriye kalan malım ve param zekatın nisabına uyuyorsa zekat vereceğim. Tutmuyorsa vermeyeceğim. Ne oldu? Kullara karşı olan borçlar zekata tesir eder. Kitapta eder, tesir etmez. Tesir eder demek zekatın içinden ayıklanılır, önce borç verilir. Kalan mal zekatın hesabına yapılır. Burayı anladık inşallah. Zekat borcu nasıl bir borçtur? Geçen sene ben zekat vermedim dese bir ümmeti Muhammed. Zekat Allah'ın emridir, hukuku kul hakkıdır. Zekatın mahiyeti nedir? Allah'ın emridir, Allah'ın hukukudur. Allah emretmiş, amenna. Ama Allah para vermeyiz ki al 200 gramı da senin demeyiz. Allah emretmiştir ama bu para fakire geçer. Fakir dediğim kuldur. Şu halde zekatın hükmü Allah'a ait. Parası fakire aittir. Parası fakire ait olduğundan kul borcu sayılır. Sual: geçen seneden zekat borcum var, vermemiştim. Bu sene malımı topladım, bu. Geçen senenin zekat borcum bu. Önce bu borç bunun içinden çıkar. Çünkü kula taalluk ediyor. Geçen seneki zekatımı veririm önce. Verdim. Geriye kalan malı elime alırım. Nisap miktarı oldu mu olmadı mı? Olduysa zekatını veririm bu kalanın. Olmadıysa zekatını vermem. Şu halde eski senelere ait zekat borçları mala, zekata tabi olan mala tesir eder. Yani zekatı verilecek maldan önce çıkarılır. Pekala. Geçen sene ben hac farz oldu. Hacca gitmedim. Şimdi ne lazım gelir? Geçen senenin haccı ayrı bir İslam hukukudur. Allah'a taalluk eder. Hac yapsam fakirinden hiçbir alışverişi yok. Ben hacca gittim diye fakirin karnına bir yumurta girmez. Hiçbir menfaat vermez. Haccın hukuku kul hakkı olmadığından zekata tesir etmez. Şimdi ben geçen sene hac farz olduydu, gitmediydim.
Bu sene malımı topladım bu. Geçen sene hacca gitmediğim için kaç liraya çıkıyor? 5000 marka. 5000 markı bir çıkarıp ayırayım, bu benim hac borcum diyerek ayıramazsın. Çünkü Allah'a taalluk eder, bu parayı karşıda isteyen bir kul yok. Sen haccın parasını bana ver diyen ne Kabe gelip istiyor, ne Suud'un kralı istiyor, ver hac paramı demez. Şu halde Allah'a taalluk eden borçlar zekata tesir etmez. Yani o borçlar önce zekattan ayıklanıp geriye kalanın zekat hesabına konulmaz. O borç varmış yokmuş hesaba katılmadan mal hesap edilir, zekat içinden ayrılır, geri kalandan bu sene hacca giderim. Geçen sene zengindim, bu sene fakir oldum. Sual. Geçen sene param çoğuldu, işte nefsime uydum, gidemedim canım. Ama bu sene de yetmiyor. Ben bunu ayırayım zekattan diyemezsin. Niçin geçen sene gitmedin? Allah hesap sorar. Bu sene zekattan ayıramazsın. Önce bir malı toplarsın. Zekatını hesaplar, ayırırsın. Geriye kalandan da hacca gidersin. Tutmazsa ödünç alırsın. Burayı anlamayan var mı? Bu çok önemli. Kula taalluk eden borçlar zekatın içine girmeden önce, yani zekat malı hesaplanıp ayıklanmadan, miktarı tayin edilmeden kula ait olan borçlar önce verilir. Geriye kalan mal hesaba girer, ona göre zekat verilir. Ama hac borcum var, yemin kefareti var, bunun gibi nezir var, bunun gibi borçlar, hac borcu var, efendim sadakayı fıtır borcum var, adak borcum var, kefaret var. Bunlar Allah arasında borçlar hukukuna girdiğinden hiçbirisi zekata tesir etmez. Mevcut malı ya da parası nisaba ulaşıyor ama kefaret, hac, adak borcu bulunuyor. Mahsup ettiği takdirde zekat veremiyorsa, nisaptan düşüyorsa yine zekat vermek lazım gelir. Burayı anlamayan var mı? Geçen sene zengindim, bu sene fukara oldum. Hanefi mezhebinde hangi sene hacca gitmek üstüne borcu olduysa o sene gideceksin. Ömrü müdür, fevri midir? Hac ne zaman farz olduysa o sene gitmek lazımdır. Akşam namazı bugün akşam farz oldu. Yarınki ikindide kılayım. Hayır, bugün akşam kılmak farz oldu, bugün kılarsın. Yarın ikindide bunu kaza edersin.